İnanılmaz. Kemal abi ben Reymiz hesabım kapandı. 12 ay sittik gitti. Bizim artık bu hesaptayım. Bilgin olsun buradan devam. Of Ardan Bey'a. <laughs> Hoş geldin Sercan. Bana 0. Ee, 3 TL gönderdim. Selam Kemal abi. iki sorum olacak. Dövmelerin anlamı ne, ne ve ne sıklıkta alkol kullanıyorsun? Çok çok nadir alkol kullanıyorum. Çok çok nadir. Ee, böyle etkinlikler yani etkinlik dedim arkadaş arası falan filan böyle ya da aile arası hani böyle şey olur ya böyle mesela söylemeyeyim mesela böyle yemeğe gidersin yanında bir şey içersin falan filan çok çok nadir çok fazla da içmiyorum. Eskiden çok fazla kullanıyordum bir ararını görmedim. <laughs> kullanmıyorum abi. Kullanmıyorum. Tabi eskiden ergenlikti müzik yapıyoruz o bu mantı falan böyle takılı koroneler falan. Ee, o zamanlar şey yaptım. 3 tane bira. Günde 3 tane bira <laughs> içerdim. Ee, dövmelerin anlamı bu Kobay abimin bir dövmesi. Kobay Kronik diye bir e, dövmeci abimiz var. Onun bir dövmesi. Bu çok böyle e, sevdiğim bir dövme sanatçısıydı o kişi. Ve şansıma bir gün bir etkinlikte bir böyle şov yapılan garaj İstanbul'da bir dövme etkinliği vardı. İnsanlar sahneye çıkıp Sahnede dövme yapılacaktı. Benim bu dövmeyi orada yapmıştık. Bilmem kaç saat sürmüştü böyle sahne gibi bir yerde falan. Öyle bir şeydi. Ha, ekranım vermedim. Ee, burada Pink Floyd'un albüm kapağı var. Pink Floyd sevdiğim müzik grubu biliyorsunuz. İki albüm kapağının birleşimi var burada. Ee, şu işte Kobay'ın kuru kafa şöyle. Bak şuradan bakacaksınız. Böyle. Ee, burada da. Stevie Wayne'in e, amblemi ve gitarındaki desen var. Gitarının böyle inleyi üzerindeki e, desen var. Beleş diye seviyor ama. Yok lan adamın tarzı o. Adam direkt böyle skull çizimler şey kuru kafa falan e, tarzı şey yapıyor. Çiziyor. Tarzı da o. Ben de çok çok severdim. Vallahi öyle denk geldi. Şans ya. Ben şanslı adamım vallahi. ya. E, Davut 3 ile göndermiş. Kemal